her akşam ayağını yıkar. Sağ ol Kaya Padişah. İbrahim Sunuzluğunda böyle o tası bulmak için. Yani 16. yüzyıl tasını bulmak için. Buna mı ağladın? Nasıl istiyorsun? Bırak o tası bulmayı, tırnak makası bulmam lazım. Tırnağını kesecek Çiğdem Simavi'nin koleksiyonundan buldum koçlu. O detay, o detayı anlayacak bir seyirci olsa abi, yani olsa bile o detayı anlayacak. Ben kanal olsa, kanal yöneticisi olsa. Ama bir tek bir şey söyleyeceğim, şunu yani. Anlıyor seyirci. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen de bir an bu kadar senede bunların içindesiniz, bu işin içinde. En C sınıfı seyirciyi düşün. Varoş, şunu anlamaz mıydı Muhteşem Yüzyılda? Şunu anlamaz mıydı? Şimdi bende bile var, hakikisi var bende. Hep de söylüyorum. O zaman da biliyorsun mangal bir defa koymaları şart. Çünkü Topkapı Sarayı'ndaki mangallar bir de öyle böyle mangallar değil. Çünkü mangal dizi aynı zamanda Orta Asya'dan gelme bir kültür. Çadırın ortasında yanıyor. Öyle böyle mangallar değil. Fakat bende var hakiki bakırı. Fakat daha evvel altın kaplamaymış gitmiş tabii. Şu kadar küçük mangallar var. Çünkü evde otururken, mesela benim ninem Çubuklu'daki köşkte, benim baba tarafım Saraylı değil ama anne tarafım Abdülhalim Efendi'nin yaveri, annem Seher Sultan, onlar falan hani o kısımda. Ninem de öyle içerdi çünkü. Yani o mangal yanar, oradan köz alınır o küçük mangala, önüne getirilir. Evdeki hizmetkar önünde pişirir kahveyi ve zarfın içinde sana sunar o küçük mangalda. Şimdi sen düşün, C sınıfındasın. Orada bir mangal yanıyor, Hafsa Sultan'a ve sarayda da var onlardan, tah sahtesini yapacak. Böyle zarflar, altın, üstü bütün yakutlu, zümrütlü, içinde de porseleni var, kahve, hani mırra içer gibi, tatlı değil biliyorsun. Sen şimdi orada Hafsa Sultan içerken, Dahi Hatun ona öyle bir kahve verseydi, yemeğini yedikten sonra gümüş kapaklı bir şey getirip açtığında Dahi Yasemin seviyorum bir daha gül koyma içine kokunun deseydi havluyu ıslak havlu buharlı onunla silseydi C sınıf anlamaz mıydı bunu? Anlayamaması ya. Ve bunun etkisinde kalmaz mıydı? Şimdi daha, bu bir kültür gösterisi değil mi? Ziyadesinde öğretmesin yani. Döneme ait bir... Hayır. Döneme ait bir aynı zamanda özendirici ve bir şey değil miydi? Veyahut da en önemli yemeği Fatih ile beraber başlıyor güvercin. Sarayın güvercin. Özel güvercin yetişiyor. Bıldırcın yedikleri falan yok. Güvercin o. Hani boyuna bıldırcın istiyor. Güvercin ve tabii ki Fransız cariyeler girdiği için öğretmişler. Ballı güvercin pilavın üzerinde. Böyle pilav yapılıyor üstte. Şimdi sen bir yemekte İbrahim Paşa'nın orada yapıyorsun. İşte güvercin efendim balla pişti. İşte bilmem Mardin'in güvercini atıyorum. Neresi meşhursa. Şunu vermeyi C sınıfı anlamaz mıydı? Ya anlamasa da öğrenir yani. Öğrenir. Şey, yani, yani ben demek istedim. Ay o kadının kollarına bakıyorum. Böyle misyonun da var. Mesela kadının giydiği, o kalfanın giydiği elbisenin kollarında dümdüz yapmış. Olamaz düz. Çünkü neden düz olamaz? Bu kadınlar haremde sıkıntıdan iğne oyaları yapıyorlar. Onun için de bütün elbiselerinde iğne oyaları, yakalarında iğne oyaları var. Yani... İğne oyasını da bugün affedersin Kasımpaşa'ya insan 100 kuruşa yaptırtırsın kadınlara, oraya insan yaptırırsın. Yani detaydı. Sen hayatında hangi bizim sultan, kraliçe tacı takmış? Tudor sanki. Nebahat'a geçen gün şey yaptım, şov yaptım. Ankara'da da ilk defa böyle böyle aynı böyle talk show gibi şeyi yaptım taklidini ondan. Ay Nebahat. Makyajın çok güzeldi, Hafsa Sultan'da. MAC mi yaptı? Hayır, hangi hayır. Marka yaptı? Bana da söyle, ben de yapayım bu gece diye. Yani makyaj, sahne makyaj. Sanki karısı şarkı söylemeye çıkacak. Bu kadar da önde değil makyaj. Hayır, bu kadar önde değil, değil hiç da, yok. Birinci Elizabeth'i görmüyor musun? Birinci Elizabeth'te. Hatta bizde makyaj var, şöyle var. Bizdeki makyajda şunu bile koymadılar. Mesela aynanın karşısına geçiriyor karıyı. Ayol bir defasında da sürmedanlıkla hani o altın sürmedanlıkla evet. Karı sürmeyi çeksin. Sürme geçer. Şuradan rastığını alıp kaşına bir rastığı koysun. Sürme geçiyor, rastık koyuyor. Bir de kırmızı kağıtlar var. Tükürükle bu kırmızı kağıdı böyle yapılıyor. Hafif böyle allık, bir de dudağına sürüyor. Şu kadarını yap. Sen karıya ne bahata. Saniye çıkacak biraz, o şarkı söyle. O ne var ya? Yani onlar gölgeler, griler.
Bir de orada hikaye anlatıyorlar zaten. Ama görsel sadece fotoğraflarla bir şey anlatıyor.